Merhaba, iyi günler. Sizi tanıyalım. Hayırlı günler. Benim ismim Ahmet, soyadım Topçu Sıla-İrahim, Ankara Kaleci Mahmutlar. Önderimiz ve yol gösterimiz çaresizlikten, maddi imkansızdan, Kur'an-ı Kerim ve bildiğim amellerle Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmaya çalışıyorum. Allah bildiğimiz amel etmeye nasip etsin. Cümlemizi ve 1,5 milyar mümin, 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti yarım hocalardan, sahte Müslümanlardan Allah koruma altına alsın. Peki günümüz din anlayışını nasıl görüyorsunuz? Sizce günümüzde din nasıl ilerliyor? Günümüz din anlayışında ilk önce eğitim halinde başlıyor. Sonra da arkadaş ortamı, bir de etrafımızdaki insanlardan kaynaklanıyor. Allah cümlemizi hidayete erdirsin. Allah diyor ki okumak hak, çalışmak hak, evlenmek hak, ölüm hak, doğum hak. Çalışmanın 19 ibadet. Allah diyor ki bilmediğin şeye yorum yapma. Yarım hoca olma, yarım doktor olma. Konuşmak gümüş, dinlemek altın dinimizde. Dinlemek sükuttur. Allah bildiğimiz amel etmeye nasip etsin. Bilmediğimizi de bilenlerden öğrenip de bilmeyenlere aktaranlardan eylesin. Zaten Rabbim buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in inmese de velasız suresi inse yeterdi diyor. Asrı yemin olsun ki bütün insanlık zararda ve hüsranda ziyandadır. Ancak şu insanlık zararda, hüsranda ve ziyanda değildir. Hakka tabi olup bildiği amellerle hak yolunda cihat eden insanlar. Peki günümüzde gençler bu din anlayışı nasıl karşılıyor? Gençler nereye gidiyor? Gençliğimizi özellikle batı güçler, bir de sahte Müslümanlık, içten ve dışarıdan kendimizi, bize birbirimizi yıktırmak isteyenler fırsat vermiyor bize. Bir de özellikle başta aynı kandan gelen akrabalar. Akrabalar istemiyor. Ülkemiz Türkiye olarak biz Müslümanlığı yaşayabiliyor muyuz? Hakkını tam veremiyoruz. O da bilgisizlikten, bilgi eksikliğinden, ilim eksikliğinden. Bilim kitabı bizim elimizde. Biz hakkını veremiyoruz. Günümüzdeki ilim, bilim, fen konusunda ne düşünüyorsunuz? İlim kitabı bizim elimizde. Yalnız Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına uymamız lazım. Bir de ilim noktasında, fen noktasında Müslüman alemi birlikte beraber olup da kendini değerlendirmesi lazım. Şimdi kainatın efendisi Peygamberimiz buyuruyor ki ben bir gün taşın üzerinde oturuyordum. Cebrail aleyhisselam geldi bana sordu diyor. Pardon, ben Cebrail'e sordum diyor. Cebrail dedi ki diyor, ey Allah'ın Habibi, pardon. Peygamberimiz Cebrail'e soruyor. Ey Cebrail, bu alem kaç yaşında, dünya kaç yaşında? Cebrail aleyhisselam diyor ki, ey Cebrail, ey Allah'ın Habibi ya Muhammed, 70 bin yıldan 70 bin yıldan gökyüzünde semada bir nur doğardı. Ben onu 70 bin kere gördüm. O da 4 milyar 100 milyon yıl yapıyor. Batı güçler ilim noktasında, fen noktasında diyor ki kainat ve evren, güneş sistemi yaklaşık 4 milyar 100 milyon yıl yaşında diyor. 70 bin de 70 bin çarp 4 milyar 100 milyon yıl yapar. Peygamberimiz 14 asır önce bize dünyanın kaç yaşında olduğunu bildirmiştir hadiste ve rivayette. Yani günümüz bilimiyle Peygamberimizin hadisleri uyuşuyor diyorsun. Evet. Bir de şimdi kurbanlar olduğum Peygamberimiz buyuruyor ki ayet-i kerimede diyor ki gemileri denizin üzerinde yüzdüren kim? Sizleri bir yerden bir yere ulaştırmak için vasıtalara hizmetine sunan kim? Hepsi Kur'an'da gibi vardır. Şöyle bir sünneti var. Kıyamet alametlerinde büyük alametleri geçer derler ya arkadaşlar. Bu güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. Belki de benim kendi açımdan, kendi görüşüm, şöyle bir görüşüm var. İlim noktasında, fen noktasında, teknoloji noktasında belki o bile gerçekleşmiştir şu açıdan. Zaten Hazreti İsa inecek. Hazreti İsa kelime-i tevhid, kelime-i şehadet getirecek. O da Kur'an-ı Kerim'e inecek. Kur'an-ı Kerim'de insana ders verecek. Zaten kıyamete yaklaşıyoruz. Peygamberimize sordular. Kıyamet bizim koyacak benimle kıyametin arasında. Şu iki parmak kadar fark yok. Benim ümmetim ömrü 1500 sene geçmeyecek. Şimdi ilim noktasında belki de o bile gerçekleşti. İlim noktasında, bilgi ve fen noktasında düşünürseniz İlmi, teknolojiyi, fenli, batı ülkeleri buldu, elektriği batı ülkesi buldu, seni beni güneş gibi aydınlatıyor adamlar, ilim gibi, ilim noktasında. Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz bu din konusunda, bu din anlayışı, günümüzdeki din anlayışı içerisinde? En güzeli bildiğimiz amel etmemiz gerekiyor. Bir de bilmediğimiz şeyi bilenden öğrenen, bir de bildiğimiz güzel ilmi, güzel dini ahlakı bilmeyenlere öğretmek bu dinimizde emir ve yasak, emir ve Allah'ın emridir. Siz nasıl geçiniyorsunuz bu dönemde, bu zorluklara geçtiğiniz günlerde? Elimizden geldiği kadar önce Allah'ın izniyle, Peygamberimizin nuruyla, bildiğimle, bir de Kırklareli'nin hayırsever kulların maddi imkanlarıyla, okuduğum Kur'an, ettiğim duayla, mümin kardeşlerimizin hayır ve sanatıyla, Allah'ın izniyle babamızı ve annemizi 13 yıldan beri baktık. Allah yüzümüze baktı. Kırklareli Anadolu insanın yardımlarıyla babamızı emekli maaşa geçirdik. Bir baba yüz öğretmene bedel. Baba rızık kapısı. Baba çınar ağacı. Meyvesi olmasa gölgesi iter. Babanın halkı, babanın bedduası Allah vermesin Anadolu'ya uçurur. Yalnız hangi babanın? Kalbi Allah'a teslim olan babanın. Peki sizin aylık geliriniz ne kadar? Benim %40 engel özür raporum var. 650-650 engel özürüm başarıyorum. 500 milyon rızık kapısı. Bir de cennet kapısı anneme ve babama veriyorum. 150 milyon bana yetiyor. O da arkadaş çevresi. Ne demiş? Nefsine dur demiş. Anne belli, baba belli. Ayağını yorgana göre uzat. Önce tekbir, sonra tedbir. Bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz, akşama kadar neler yapıyorsunuz? Şöyle bir zihniyet var bende de, şöyle bir niyet var. Devletime, milletime, ülkeme ve Anadolu halkına mahcup olmamak için aldığım 650 milyon maaşı hakkını vermek için Kırklareli'de cenaze evleri, asker geceleri, düğün evlerine, bir de mümin kardeşlerime dua ederim. Bu aldığım 650 milyon lirada 80 milyon kişinin ödediği vergi olduğu için bunun hakkını ben böyle ödemeye çalışıyorum. Bir haklarını helal almak var, bir de haram almak var.
Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı konuların üstüne ardından? Allah cümlemizi, cümle İslam alemini, 200'lük yapan mürtetlerden ve münafıklardan korusun. İşte darbeler, terör ve darbe bitsin, savaş bitsin, Orta Doğu'ya barış gitsin. İsrail'e ve İsrail'in yanında kuran Batı güçlere de El-Müntakim ismiyle azap gitsin. Amin diyelim, teşekkür ederiz.